İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Şimdi haberleri sunuyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Esben Barth Aydı, herhangi bir güvenlik konseyi üyesinin Kıbrıs sorunu hakkındaki zirveye katılmayı talep etmediğini söyleyerek, güvenlik konseyinin herhangi bir zirveye daha önce katılımının bulunmadığını belirtti. Ayde, Güvenlik Konseyi'nin rolünün son derece önemli olduğunun altını çizerek, konseyin iki toplum liderini bilgilendirme yapmaları için davet etme olasılığının bulunduğunu söyledi. Ayde, zirvenin katılımcılarından bahsederek, bunun kendi kararı değil diğer katılımcıların kararı olduğunu ifade etti. Güvenlik ve garantiler konusunu karmaşık olarak niteleyerek, bir tarafın orduların ve garantörlüklerin kaldırılmasını istediğini, diğer tarafın ise kalmalarını arzu ettiğini kaydetti. Bilinen limitlerin dışında düşünerek yeterince değişim içeren ve Kıbrıs durumlar için gerçekten olumlu bir hareket olarak algılanacak, ayrıca Kıbrıs Türkler için güvence sağlayacak başka formüller bulunması gerektiğini savundu. Rusya, Çin ve Mısır, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorununun çözüm sürecine daha aktif olarak katılması gerektiğini, çünkü zamanı geldiğinde çözüme yönelik bir karar alması gerekeceği görüşünü ortaya koydu. Kurumumuz New York muhabirinden alınan bilgilere göre 3 ülke heyetinin, Güvenlik Konseyi'nin Espen Barth Aydı ve Elizabeth Spehar'ın kapalı kapılar arkasından yaptığı bilgilendirmeye daha etkili katılması gerektiğine vurgu yaptı. Aynı kaynaktan alınan bilgilere göre herhangi bir üyesi, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs sorunu hakkındaki Cenevre zirvesine katılmaması konusunu gündeme getirmedi. Cumhurbaşkanı Anastasiadis ve Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı, Cenevre ve Montpellier sürecinin ardından yarın gerçekleştirecekleri ilk görüşmede müzakerelerin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili yöntemleri ele alacak. Hükümet sözcüsü Nikos Christodoulidis kurumuza yaptığı açıklamada, fikir ayrılıkları ve farklı yaklaşımlar bulunan Kıbrıs sorununun iç boyutlarındaki 5 başlık hakkındaki sürecin de eline alınacağını belirtti. Ayrıca Cenevre ve Montpellier'de yaşananların yorumlayacağını açıkladı. Christodoulidis, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'in akşam üzeri müzakere heyetiyle bir araya gelerek daha iyi bir koordine için fikir alışverişinde bulunacağını ifade etti. AKEL Genel Sekreterinin iç boyutla ilgili konularda ilerleme kaydedilmemesi durumunda zirvenin Kıbrıs'a devam etmesi için bir sebep olmadığı yönündeki açıklamalarını yorumlayarak fikrin kaydedildiğini fakat uygun ön hazırlığın yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bununla birlikte içsel ve uluslararası boyutun bağlantılandırılamayacağını, ayrıca zirvenin tamamlanmadığını ve devam etmekte olduğunu kaydetti. Zirvenin siyasi ve teknokrat düzeyde devam etmesinin sadece Kıbrıs'taki iki tarafa bağlı olmadığına ve tüm ilgili tarafların onayının gerekli olduğuna dikkat çekti. Nikos Christodoulidis, Cumhurbaşkanı Anastasiadis'i meşgul eden diğer bir konunun da ulusal konsey olduğunu ve yakın zamanda toplanacağı görüşünü ortaya koydu. Müzakereci Andreas Mavroyannis, New York'ta yaşayan Kıbrıs vatandaşlarına seslenerek, Kıbrıs sorunu hakkında verilen olumsuz mesajlar nedeniyle endişe etmemelerini söyledi. Mavroyannis, Avrupa Birliği'nin daimi heyetinin başkanı olarak Brüksel'e transfer edilen Nikos Emilios için düzenlenen veda etkinliğinde yaptığı konuşmada, kaydedilen gelişmelerin Kıbrıs Helenizminin ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin zararının olmasının söz konusu olmadığını vurguladı. Mavroyannis ilk kez Kıbrıs Türklerin harita sunduğunu ve öyle ya da böyle yavaş yavaş geleneksel olmayan yöntemlerle Makarios döneminde politikacıların söylediği noktaya, yani Kıbrıs sorununun istila ve işgal sorunu olarak ele alınacağı noktaya ulaşıldığını ifade etti. Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Cenevre zirvesinde ve Montpellier'deki teknik diplomatik düzeyde yapılan müzakerelerde görüldüğü üzere bugün Kıbrıs sorununun çözümü için zemin bulunmadığını açıkladı. Tsipras, bundan böyle komşu ülkemize nelere mal olduğunu gördüğümüz iletişim mantıkları ve milliyetçilik yükselişlerinden uzak bir şekilde diplomatik çabalara odaklanmak gerekir dedi. Kıbrıs sorununa adil ve kalıcı bir çözüm getirilmesinin Avrupa-Türkiye ilişkilerindeki önemine dikkat çekmek için ortakları ve komşularının yanı sıra Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Avrupa Komisyonu Başkanı'yla temaslarının yoğunlaştırılması gerektiğini savundu. Yunanistan Başbakanı Atina'nın iki toplumlu müzakereleri desteklediğini tekrardan dile getirerek, ilkelerden taviz vermeden, korku ve kaçamaklar olmadan esaslı diyaloğun önemine dikkat çekti. Yunanistan'ın Kıbrıs sorununa Birleşmiş Milletler kararları ve Kıbrıs'ın Avrupa Birliği üyesi kimliğine dayanan adil ve kalıcı bir çözüm bulunmasına yönelik tezlerinin net olduğunu ve Lefkoşa hükümetiyle tam uyumlu olduğunu vurguladı. Çözümle birlikte çağ dışı garantörlük sisteminin sona ermesi ve Türk ordusunun adadan ayrılması gerektiğini sözlerine ekledi. Tsipras bu çerçevede Atina hükümetinin aylardır birçok çalışma yürüttüğünü ve özellikle Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ile gayri resmi olsa bile bu meselelerde görüşmek için spesifik öneriler sunduğunu kaydetti.
Hava yarın genellikle bulutlu olacak. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif yağmur görülecek. Dağlık ve bazı yarı dağlık bölgelerde kar yağışı bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğu ve güneydoğu bölgelerinden hafif orta kuvvette esecek. Hava sıcaklığı iç bölgelerde 14, sahillerde 16 ve yüksek dağlık bölgelerde ise 8 derece dolaylarında olacak.